Arkası Yarın. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Annesi ölünce kardeşi Mürteza ile yalnız kalan Ahmet kardeşini amcasına emanet ederek İstanbul'a gider. Bir süre inşaat işçiliği, daha sonra seyyar satıcılık yapar. Biraz para biriktiren Ahmet köye kardeşini almaya giderse de Şahina adında birinin yanına evlatlık olarak giren Mürteza abisiyle İstanbul'a gitmez. Çaresiz kalan Ahmet tek başına İstanbul'a döner ve Yakup adında birisinin tuğla ocağına ortak olur. Bu arada gece lisesinde de okurken Zerrin adında biriyle tanışan Ahmet bu kızı sever. Zerrin'in kendisine çok benzeyen ikiz kız kardeşi Berrin, üvey annesinin kendisini istemediği birisiyle evlendirmek istemesi üzerine sevdiği gençle kaçar. Zerrin ise üvey annesinin babasıyla kendisini terk etmesi üzerine evlerini satarak başka bir semte taşınırlar. Ancak alkolik birisi olan babası evi terk ederek bir daha geri dönmez. Bunun üzerine genç kız İzmit'te bir iş bularak oraya gider. Bu arada tuğla ocağı iflas edip de beş parasız kalırsa da bir maden şirketi Ahmet'in köydeki tarlasında değerli bir maden bularak çok büyük bir parayla tarlayı Ahmet'ten satın alır. Zengin olan Ahmet evlenmek için Zerrin'i aramaya başlar. Öte yandan Ahmet'in kardeşi Mürteza'yı düşmanlarından intikam almak için tetikçi olarak yetiştiren Şahina, hasmı ve köylüsü olan Ali Osman'a Zerrin'in kardeşi Berri'nin gelini olarak geldiğini öğrenince Mürteza'yı kızın kendisini sevdiğine inandırarak kaçırmasını söyler. Başka bir şey istiyor musun hemşerim? Karnım iyice doydu. Bir tane de tatlı getir. Baş üstüne. Bu İzmit'te bayağı büyük bir şehirmiş. Hiç bu kadar insanı bir arada görmemiştim. O da ne? Buraya doğru gelen şu ağız. Ama bu Berrin. Ali Osman Ağa'nın gelini. Hayır hayır hayır, o ölmüştü. Kendini zehirlemişti. Buyurun abicim, tatlınız geldi. Kalsın kalsın. Borcumu ne çabuk söyle. 7,5 milyon abicim. Al sana 10 milyon, üstü kalsın. Benim hemen gitmem gerekiyor. Gözlerime inanamıyorum. Ölen biri nasıl burada olur? Hey büyük Allah'ım, yoksa bana acıdığında onu geri mi gönderdin? Her ne olursa olsun onu tekrar buldum ya, artık bırakmam. Onu takip edip oturduğu yeri öğreneceğim. Allah'ım, onu öyle çok sevmiştim ki şimdi tekrar buldurdun bana. Bundan böyle onun köpeği olacağım. O nereye, ben oraya. Şansım varmış ki oturduğu evin tam karşısında bir kahve var. Geçti Zerrin Hanım kızım. Her zamanki gibi Nazife Hanım. Senden bir şey rica edeceğim. Dışarıya bakar mısın? Bizim eve bakan tek kollu biri duruyor mu orada? Olur, bakayım. Dışarıda kimse yok. Neden sordun kızım? Yoksa sana sarkıntılık mı yaptı? Yok hayır, öyle bir şey yapmadı. Ama beni takip ettiğine eminim.
Benimle aynı otobüse bindi. Sonra eve kadar peşimden hiç ayrılmadı. Tanıyor musun? Hayır, ama bir an için onu çok sevdiğim birine benzettim. Ama onun daha genciydi bu. O çok sevdiğim dediğin kim? Yüreğimde derin bir iz bırakan biri. Adı Ahmet. Aynı okulda ben gündüzcü, o gececi olarak ders görüyorduk. Peki sonra ne oldu? Son mektuplaşmamızda bana evimin bahçesinde buluşmamızı yazmıştı ama gelmedi. Peki gelmeyiş nedenini sormadın mı? Hayır. Daha doğrusu soracak vakit bulamadım. Aynı gece ablam Berrin sevdiği çocukla kaçmıştı. Birkaç gün sonra da üvey annem babamı terk etti. Bu arada evimizi sattık. Anlayacağın arada birbirimizi unuttuk gittik. Babandan hala bir haber yok değil mi? Hayır. Doktor Burhan amca bir haber alırsa bildirecek bana. Neyse, ben gideyim artık. Evini temizledim. Yemeklerini de yaptım. Sen sadece ocağın altını yakacaksın. Teşekkür ederim. Dur yövmiyeni vereyim. Buyur. Allah razı olsun kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi güle güle. Acaba o tek kollu çocuk kim? Neden beni takip etti? Nazife Hanım yok dedi ama belki görememiştir. Bir de ben bakayım şuna. Hayır, yok. Ah, kahvede oturan o değil mi? Evet evet, o. Hem de buraya, benim pencereme bakıyor. Allah Allah. Neden peşimde bu çocuk? Bakar mısın? Buyur hemşerim. Bu kahvehane sabaha kadar açık mı? Açık. Yoksa burada mı sabahlamayı düşünüyorsun? Eğer izin veriyorsan sabahlayabilir. Anlaşılan kalacak yerin yok. Peki hala kalabilirsin. Çay vereyim mi? Önce biraz dışarı çıkacağım, sonra içeri. İstanbullu gelinin evinin ışıkları söndü. Yatmış olmalı. Apartman kapısına bir bakayım. Kapalı mı değil mi? İyi, kapı kilitli. Birileri apartmana girip de kıza zarar veremez. Ama her şeye rağmen kahvede sabahlayıp ona göz kulak olacağım. Ben artık bütün varlığımla ona aitim. Onun kılına zarar veren karşısında beni bulacak. Uyan, sabah oldu. He? Ne oldu? Sabah oldu dedim. Al şu çayı, iç de kendine gel. Sağ ol hemşerim, sağ ol. Bu çay iyi geldi. Bakalım İstanbullu gelin ne yapıyor. Evden çıkıyor. Hemen peşine. Evet, şurayı da imzalarsanız tarlanızın satış işlemi bitmiş olacak Ahmet Bey. İmzalamasına imzalayayım da benim bir de kardeşim var, adı Murtaza. Satışın gerçekleşmesi için onun da imzalaması gerekmez mi? Haberiniz yok mu? Neden? Kardeşinizin öldüğünden. Ne? Murtaza öldü mü? Aman Allah'ım. Özür dilerim, haberiniz var sanıyordum.
Demek o ellerinden tutup okula götüremediğim biricik kardeşim ölmüş ha. Nasıl ölmüş? Bir bilginiz var mı? Yanında kaldığı ağanın samanlığında çıkan yangın sırasında ölmüş. Satış işlemi için köye giden arkadaşlarımız muhtardan öğrenmiş. Aynı yangında ağa ve kahyası da ölmüş. Bilmiyordum. Hiç kimse bana söylemedi. Zaten uzun zamandır irtibatımız da kesilmişti. Zavallı Murtaza. Zavallı kardeşim. Ah, başınız sağ olsun. Çekinize buyurun abi. Haklısın ama böylesine kendinden geçmenin hiçbir yararı yok. Hep yas tutmak kardeşini geri getirmez sanırım. Son günlerde talimin döndüğünü sanmıştım Yakup abi. Ama görüyorsun ya, değişen bir şey yok. Yine acılar, kahırlar içinde. Allah'ın emri böyleymiş. Artık geleceğini düşün biraz da. Şimdi çok zengin bir adamsın. Yoksulken yapmak isteyip de yapamadığın ne varsa yapabilecek durumdasın. Ne istediğimi geçenlerde söylemiştim sana. Bir çiftlik evi yapmak istiyorum. Orada insanlardan uzak yaşamak istiyorum. Neden insanlardan kaçmak istiyordun? Çünkü insanlardan hep zarar gördüm. Kardeşimi emmime emanet bıraktım. O alıp bir ağaya sattı. Eğer satmasaydı şu anda Murtazam yaşıyor olacaktı. En kötüsü de beni yüreğimden hançerle vuran sevdiğim kızın bana ihaneti oldu. İnsanların hepsi böyle değildir Ahmet. Kıza gelince bir kardeşi olduğunu söylemiştim. O gece başkasıyla kaçan belki de o değil. Kardeşi olabilir diyordu. Bilmiyorum Yakup abi. Bilemiyorum. Neyse. Nerede demiştin şu arazi? Gidip Tuzlu. Görelim. Aşağı yukarı 200 dönüm. Bence tam istediğin gibi bir yer. Biraz para harcadın mı şahane bir çiftlik yaptırabilirsin. Evet, güzel bir yermiş. Tam çiftliğe uygun. Hemen satın alalım abi. Tamam, yarın konuşur pazarlık yaparım. Oldu bil bu işi. Teşekkür ederim abi. Bu dünyada senden başka güvendiğim tek bir dostum kalmadı. Madem öyle bu akşamki ziyafet benden. Hiç itiraz istemem. Tamam abi, bir şey demedik. Hiç dikkat etmedim abi. Burası içkili bir yermiş. Bize niye içkili olmasından? Biz siparişimizi yemek olarak söyledik. Şöyle eli ayağı düzgün daha temiz bir yer olabilirdi abi. İnan Ahmetciğim, düşünmedim değil ama bu civarda en düzgün ve lüks yer burası. Oldum olası şu içkiden hep nefret ettim. En kötüsü de aile yapısına verdiği zararlar. Öyle değil mi? Vay 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 vay. Bakın hele kim gelmiş. Ulan Agop, kendi değilince yemin et. Senin kanına kibrit çalınca yanıyormuş. Öyle değil mi ha? Gidin işinize be. Kahveci İdris söyledi oğlum. Geçen gün kahvenin önünde düşünce elini keneke kesmiş. Akan kanına kibrit çalmışlar. Kadın benzin gibi tutuyor. Remzi efendi bana bir bardak şarap ver. Zaten yeteri kadar içmişsin be Agop efendi. Daha da mı içeceksin? Nasihatı bırak da şarap ver. Görmüyor musun ellerim nasıl titriyor? Bana ne ellerinin titremesinden? Paran var mı paran? Ondan haber ver.
Burası Kızılay değil. Bedava hiçbir şey vermem. Etme. Eyleme, ben içmezsem ölürüm. Yarım bardak olsun. Yarım bardak olsun ver. Tamam. Şarabı ben ısmarlayacağım abi. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Kanının gerçekten yanıp yanmadığını görmek istiyorum. Çakımla bileğini kesip kan çıkartıp kibrit çalacağım, tamam mı? Ne yaparsanız yapın, yeter ki şarap verin bana. Pekala, kesiyorum. Yeter, bırakın adam. Ayıp be, siz insan değil misiniz? Sizde Allah korkusu yok mu? Ahmet, sen bu işe karışma. Ne demek karışma abi? Görmüyor musun? Zavallı bir sarhoşu almışlar aralarına, bileğini kesecekler. Vay 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 vay. Demek kabadayılık yapıyorsun ha? Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun it? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yoksa o it lafını sana yediririm. Anlaşılan senin zırtın koşunu ya. Hadi arkadaşlar, şuna bir dersini verelim ha. Gel lan be. Kim diyorsun lan sana? Oturun oturduğunuz yere. Ortalığı dağıtıp da başıma iş çıkartmayın. Polis çağırırım şerefsizim. Zaten haksızsınız. Tamam ya. Tamam. Meyhaneci, ihtiyara ne istiyorsa ver. Parası benden. Başlı nebeyin. Gel Agop, otur şöyle. Tamam. Hemen şarabımı getir. Vay be. Aslanım. Baba bak, şarabı içince sızdı kaldı. Kim acaba? Üstü başı perişan ama beyefendi birine benziyor. Remzi efendi. Buyur beyim. Şu Agop denilen adamın evini biliyor musunuz? Sızdı kaldı, götürüp bırakalım. Onun evi falan yoktur. Daha doğrusu nerede sızarsa orada kalır. Herifin hayatı beleş. Yüz yıkamaya bile para vermiyormuş. Sızdığı sokaklardaki köpekler yüzünü yalıyormuş. Yazık. Peki kim bu adam? Vallahi kim olduğunu ben de bilmiyorum. Agop diyorlar. Garibin, dertlinin biri. Sık sık sarası tutar. Şu adama bakıp halimize şükredelim be Ahmetciğim. Görüyor musun? Hem sarı hastası, hem alkolik, hem parasız, hem de evsiz barksız. En kötüsü de evsiz barksız olması. Bu havada insan nasıl sokaklarda yaşar? Kim bilir bu geceyi nerede nasıl geçirecek? Delikanlı, sen hoşuma gittin. Agop'u birkaç gün benim çırağın yanında yatıracağım. Çok iyi olur. Bunun için sana para da veririm. Paraya gerek yok. Nihayet ben de insanım. Benim de acıma duygularım var. Şimdi kaldırayım gitsin. Yatsın depoda. Hadi Agop, uyan. Uyan Agop. Şş, Agop. Ha? Uyan hadi. Ne var? Ne oluyor? Seni bizim depoya götüreceğim. Orada yatarsın bugün. Evet, Tuzla'daki arsanın satış işlemi bitti. Arazi artık senin Ahmetciğim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Yakup abi. Öyle de niye yüzün gülmüyor bugün? Seni üzen bir şey mi oldu? Üzen değil de düşündüren bir şey oldu. Ne oldu? Dün gece senden ayrılıp eve gittikten sonra şu Agop denilen adamı düşündüm hep. Onun nesini düşündün ki oğlum? İstanbul'da sıkraslanan berduşlardan biri işte. O adamın yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Sanki yıllar önce onu bir yerlerden tanıyormuşum gibi geldi. Sabahın erken saatlerine kadar düşündüm ama kim olduğunu çıkaramadım. Kime benzettin Agop'u? Yıllar önce İstanbul'a ilk geldiğim günlerde köprü üzerinde balık yakalayan bir adamla tanışmıştım. O gün üzerimdeki bütün parayı çaldırtmıştım. O bana para vermişti. Yoksa bugünlere nasıl gelebilirdim bilmiyorum. Adı neydi? Fethi'ydi. Gayet iyi hatırlıyorum. Hatta bana kartını bile vermişti. Ama sonradan kayboldu. İyi de Ahmetciğim, Fethi Agop olur mu hiç? Dinleri, isimleri bile ayrı. Bilmiyorum. Gerçekten onun gibi beyefendinin bu hallere düşeceğini hiç sanmıyorum. Fakat yine de bu iş kafama takıldı. Sen bence Agop'u unutup kafanı başka şeylere taksan daha iyi olur. Araziyi aldık. Çiftliği nasıl inşa ettireceksin onu düşün.
Şu anda kafam bununla meşgul ya. Çiftlik işini saatle düşünemem. Kusuruma bakma abi. Müsaadenle şu adamın kim olduğunu bir öğreneyim. Sonra rahat rahat çiftlik işlerini tartışırız. Peki Ahmetciğim, sen bilirsin.